9 santim. Burası 9 santim. Sonra kalıbıma geliyorum. Burada bir 9 santim kendime işaret aldım. 9. Burası benim artık omuz çıtım. Yani burası arka yakanın hakkı. Omuz çıtım. Bir işaret aldım. Bunu aldıktan sonra bakın arkadaşlar, uygun bir bigamla şurayı getirip omuz çıtımın olduğu yere kavisletiyorum. Kavislettim ve bıraktım. Daha sonra yaka yüksekliğimi ölçüyorum. Bakalım yaka yüksekliğimiz kaç santimmiş. Numunede yakamın yüksekliği 2,5 santim. Şurası yani. Kuşağımın yüksekliği. Yaka kuşağının yüksekliği 2,5 santim. Tamam mı arkadaşlar? Şurası. 2,5 santim. Sonra buradan 2,5 santim yukarıya çıkıyorum. 2,5. 2,5. Tamamen paralel 2,5 çıkıyorum. 2,5. 2,5. 2,5 çıkıyorum. 2,5. Ve 2,5 çıktım, bıraktım. Bunu kavisli cetvelimle tekrar çiziyorum. Şöyle düzeltiyorum. Evet, buraya kadar tamamız. Şimdi sıra geldi. Eğer elinizdeki numuneden eminseniz gelip şu kuşak, yaka kuşağın ucundaki kavisi buradan da kopya alabilirsiniz. Ama normalde ben böyle yapmıyorum. Şuradan içeriye bir 2,5 santim giriyorum. Onu şu şekilde göstereyim daha iyi anlaşılsın. Bakın 2,5 santim girdim buraya. 2,5. Burası 2,5 santim. 2,5 santim girdiğim yerden elimle kavisletiyorum. Bakın. Elimle kavisletiyorum. Bana daha sağlıklı geliyor. Daha sonra bunu zımbalarsınız ki hani kalıp sağlıklı çıksın karşı tarafı da diye. Bir de bunu düzgün kesmek için şöyle yaparsınız. Bakın arkadaşlar. Yaka kuşağını. Gelirsiniz böyle. Dediğim gibi düzgün kesmek için güzel zımbalarsınız bunu. Şuradan başlarsanız kesmeye. Şurada göbek yapabilir. Şöyle biraz şuralardan falan başlarsınız kesmeye. Tamam mı? Sıkı sıkı tutarsınız eğer elinizde zımba makineniz yok ise. Buradan çıktı. Şimdi kalan yeri artık düzgün çıksın diye böyle yapıyorum. Göbek yapmasın diye. Tamam mı arkadaşlar? Burayı da böyle. Tekrar kalan kısmı kesiyorum. Bir de bunlara çıtlarımızı atalım. Çıt makinesi bulamadım. Makasla atalım çıtını şimdilik. Tamam. Makasla atalım şimdilik. Buraya çıt atıyoruz. Şurası bedene dikilecek olan yer. Bir çıt buraya atıyoruz. Arkadaşlar. Şurası da yakanın dikileceği yer. Bir çıt da buraya atıyoruz. Attık. Şurası da yakanın dikileceği yer. Bir çıt da buraya atıyoruz. Bakın. Bir çıt da buraya attım. Şurası da omuza gelecek. Asıl hani dönüşüm olduğu omuz hattına olacak olan yer. Gelecek olan, denk gelecek olan yer. Buraları bir de böyle işaretleyelim ki daha anlaşılır olalım. Yaka kuşağım hazır. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi yaka kuşağımız hazır. Şunlar şurası omuza asıl hani dönüş hattımız olan yer var ya, oraya gelecek olan omuz çıtı, arka yaka orta çıtı. Tamam mı arkadaşlar? Şu da yakanın dikileceği çıt. Burası da yakanın dikileceği çıt.
Şimdi bu kalıp böyle hazır. Bakın açtım. Şöyle göstereyim size. Tamam mı? Şimdi bunu katladım tekrar. Tek yapmanız gereken hareket şu. Bu böyle çıktı değil mi kalıp? Bakın bunu çok şöyle ben de iyi çıksın diye çabalayacağım. Siz de bunu dikkatli izleyin. Tek yapmanız gereken hareket şu. Kalıbı biz böyle çıkardık. Sadece bunu takla attıracaksınız ki yaka kuşağıyla yaka üst üste geldiği zaman düzgün otursun. Şimdi bakın böyleyken tutup takla attırdım. Takla attırdım. Bakın bir daha gösteriyorum. Böyle duruyor ya kalıbım. Kalıbımı takla attırdım. Takla attırdıktan sonra arkadaşlar bakın şuradaki düz duruşuna dikkat edeceksiniz. Yani dik açı olacak bu burada. Aşağı yukarı böyle sapmalar olmayacak. Gayet düzgün duracak. Ve şurada kartonunuzun katlı olan yeri ile kalıbınızın katlı olan yeri birbirine paralel olacak. Sonra bakın şurayı çiziyorum. Geldim. Burayı sadece şuradaki çıta kadar çizdim ve bıraktım. Bakın. Burayı sadece çıta kadar çizdim ve bıraktım. Şuradaki dik açımı tekrar kontrol altına alıyorum. Şunu tekrar çizeyim. Kavislerime sağlık kalarak tekrar çiziyorum. Çizdim. Buradaki dik açıma dikkat ettim. Evet. Şimdi gelip yakayı ölçüyorum. Yakanın kaç santim olduğuna bakacağım. Bakın. Yakanın ürünün üzerinde arka yaka yüksekliğinin 4,5 santim olduğunu görüyorum. Yaka ucunun da 5 santim olduğunu görüyorum. Şu yaka ucu 5 santim. Arka yaka yüksekliği ise 4,5 santim. Çok pardon. Şuraya diyelim ki arka yaka yüksekliği 4,5. Yaka ucu da 5 santim yazdık. Bir de bakın arkadaşlar şurada böyle bir sivrilik var. Hani o 80'lerin 90'ların yakasına biraz yakın bir şey. Onu da şöyle yaparsınız. Şu cetvelinizi getirir şuraya oturtursunuz. Bakın cetveli getirdim buraya oturtturdum. Şuraya dikkat ettim. Bir de buraya dikkat ettim. Bakın buraya paralel gelmesine dikkat ettim. Şimdi yaka ucundaki sivriliğin aradaki farkını ölçüyorum. 2 santim. Ölçtüm. 2. O zaman ben hemen şu hareketi yapacağım. Bakın. Önce şuraya bir geleceğim. Arka yaka yüksekliğim 4,5. 4,5 olan arka yaka yüksekliğimi işaretledim. Bıraktım. Şurası arka yaka yüksekliğim, arka yaka orta yüksekliğim 4,5. Buraya biraz dik açı çizdim, bıraktım. Tamam mı arkadaşlar? Sıra geldi buraya. Şimdi burada yapmam gereken şey arkadaşlar şu kısım şöyle yapalım. Şu alttan bir dik açı alacağım ama şu an sizin çok kafanızı karıştıracak. En iyisi şöyle yapalım. Yarıda yakayı ölçeyim. Çünkü şu an bir sistemle çalışacağım ama o kafa karıştıracaktır. En iyisi şöyle yapalım. Burayı ölçtüm. 21 santim. Buradan buraya bir 21 santim aldım. Bakın. 21. Herhangi bir yere şöyle bir tık yaptım. Bıraktım. Buradan bakın yakayı katladım. Aslında şuradan dik açılıp yapacaktım ama o kafa karıştıracak. Vazgeçtim. 21. Buraya geldim. 21'i aldım ve bir tık bıraktım. Şuradaki yakamın ucu şurası 5 santimdi. Şurası 5 santim. Buradan buraya da bir 5 santim aldım. Tamam mı arkadaşlar? 5 aldım ve birleştirdim, bıraktım. Şimdi artık benim yapmam gereken şuradaki 5 santim ile şuradaki 4,5'u birleştirmek. Onu da ne yaparsınız? Bakın. Riganızın uygun gördüğünüz yeri ile getirir çizersiniz. Çizdim. Şimdi ben bu yakayı yine sıkı sıkı tutuyorum. Ya da dediğim gibi zımbalarsınız.
Aslında numunede şu yaka ucu bayağı bir sivri. Onu da şöyle yaparsınız. Bakın arkadaşlar. Ne kadar fark varsa şöyle dışarıya çıkarsınız. Burada o sivriliği verirsiniz. Tamam mı? Dışarıya çıkarsınız. Sivriliği verirsiniz. Hemen şuraya da bir çıt atacağım. Bakın çıtımı attım. Çıtımı attığım yere şöyle bir işaret atıyorum. Bakın. Şimdi yakayı dikiyor gibi yaptığım zaman benim ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Bu yaka arkadaşlar şöyle koyayım. Bakın. Şunları şöyle oturtayım. Bakın nasıl güzel üst üste oturacak. Birbirine dikiyor gibi yapıyorum. Aldım bunu. Bakın bunun çıtı buraya gelecek. Geldi. Bakın dikiyor gibi yapıyorum. Yaka ne kadar güzel üst üste oturuyor. Bakın. Taklattırma sebebim bu. Yani şurada birbirine uyum sağlasın. Üst üste denk gelsin diye böyle yaptım. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi de bunu şöyle yapalım. Daha iyi anlaşılması için. Şöyle getireceğim. Tamam mı? Üst üste koyacağım. Sanki yakayı dikmiş gibi yapacağım. Bakın. Şu. Böyle olacak bu. Tamam mı arkadaşlar? Şu. Bu. Bu şekilde dikilecek. Alıyorsunuz yakayı elinize. Buradan başlıyorsunuz. Bakın buraya. Devam ediyorum. Buradan da başlıyor. Buraya. Tamam mı arkadaşlar? Olması gereken şey bu. Yani. Şimdi bunların kesim kalıplarını da çıkarırken arkadaşlar ben şöyle çıkarıyorum. Bunu da kesmeyeceğim. Hızlı bir şekilde göstereceğim size. Ben bunların kesim kalıplarını çıkarırken etraflarına 1,5 santim dikiş payı veriyorum. Şuraya. Böyle bütün etrafına 1,5 santim dikiş payı verirsiniz. Tamam mı? Hatta yapayım. Dikiş paylarını da verelim. İşimiz tam olsun. Yarım yamalık olmasın. 1,5 dikiş payı veriyorum. Bunu da çalıştığınız yerlerle şunu paylaşın. Yani tela şimdi bu yakadan 2 adet kesilecek ya. Tela 2 tane mi kullanalım? Yoksa tek bir tarafına mı tela kullanalım? Onu size söyleyeceklerdir. İşte bizim telamız kalın bir tela, bir tane tek tarafa kullanmamız yeterli olacaktır. Ya da şu an elimizdeki mevcut tela çok ince, her ikisine de kullanalım diyebilirler. Bunları çalıştığınız yerlerle paylaşırsınız, tamam mı? Bir de bunun düz boy ipini de numuneye bakarsınız ya da kesim şefinize sorarsınız. Ben düz boy ipini böyle mi yapayım ya da düz boy ipini böyle mi yapayım? Tamam mı arkadaşlar? Bunları kesim şeflerinizle paylaşırsınız. Şu şekilde. Düz ip böyle de olabilir. Düz ip böyle de olabilir. Bu modele bağlı tamamen. Tamam mı? Bunu paylaşırsınız. Buna da ne diyoruz? X2 yaka. X1 ya da 2 tela. Tamam mı arkadaşlar? Bunu bu şekilde yaka kuşağı için de aynı şey geçerli. Bunu da hemen hızlı bir şekilde anlatayım. Bunu da çiziyorsunuz. Çizdikten sonra etrafına 1,5 santim dikiş payı veriyorsunuz. Bundan da 2 adet kesilecek. Dediğim gibi bu düz boy iplerini ya numuneye bakacaksınız. Numunede düz boy ipi ben mesela şuna bir bakacağım. Bakıyorum. Esnekliğine bakıyorum. Yani çok esnekliğini de anlayamıyorum. İçinde her iki tarafı da tela kullanmış. Ama şu an işe baktığım zaman düz boyu ipini şu şekilde kullanmış. Bunda. Bu şekilde kullanmış. Bunları paylaşır sorarsınız. Bunlar çok önemli. Yani bu telaları, düz boyu iplerini mutlaka ekip olduğunuz arkadaşlarınızla konuşun. Şimdi sıra geldi kola. Hemen kola da hızlı bir şekilde yapalım.
kolumu katladım ilaç kağıdımı. Yukarıdan yine bir dik açı alıyorum. Dik açı aldım ve bıraktım. Şimdi bunu yaparken arkadaşlar şöyle yapabilirsiniz. Ben şuradaki kol düşüklüğü, kol kapını nasıl ayarlıyorum? Önce onu anlatayım. Önce şu arka çevremi ölçeceğim. Kol çevremi. Ama nasıl ölçeceğim? Bakın, ölçerken dikiş payı hariç ölçeceğim. Şurayı ölçeceğim. Benim çünkü şu an burası ilgilendiriyor. Şuraya kadar olan yeri ölçeceğim. Tamam mı arkadaşlar? Şunu şöyle katlıyorum. Kafa karışıklığı olmasın. Şurayı ölçeceğim. Çünkü şu kalan kısım öne ait. 1,5 santim değil mi? Öne ait olan bir yer. O yüzden ben şu an burayı ölçeceğim. Bakın. Şuraya kadar ölçeceğim. Hemen ölçelim. Bakalım kaç santim. Bakın ölçtüğüm yere dikkat edin. Şu 1,5 santim öne ait olan bir yer. Ölçüyorum. Ölçtüm. Buraya kadar ölçtüm. 22,5. Şuraya kadar. Buradan buraya kadar ölçtüm. 22,5. Şimdi önün şurada bir 1,5 santim hakkı var. Bunu biliyorum. Önü de ölçüyorum. Çünkü ön ayna arka ayna farkımız vardı ya arkadaşlar. Şimdi bu önün arkadan kol evi çevresinin daha yüksek bir ölçüde çıkması gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz kavisiniz vardı. Daha oyuktu yani. Geldik. Burası ne yaptı? 21,5. Şurası 21,5. 1,5 da şuradan hakkı var. Değil mi? 1,5 da buradan hakkı var. Ne yaptı? 23. 23. Önümde 23. Yani şöyle anlatayım. Kafanız karışmasın. Üst üste koyayım. Şurası asıl benim omuz hattım. Bakın asıl omuz hattım. Buradan başladım. Buraya kadar arkayı ölçtüm. Buradan da başladım. Buraya kadar ön ölçtüm. Ama dikiş paysız ölçtüm. Arada yarım santim fark olduğunu gördüm. Yani benim arka kol evi çevrem 22,5. Ön kol evi çevrem 23. Ön kol evi çevrem neden daha fazla çıktı? Çünkü ön aynam dardı. Arka aynam genişti. Ön kol bedende kavisim biraz daha derin oldu. Şimdi buraya geldim. Önce bir kol boyunu alacağım. Bakın kol boyunu da alırken arkadaşlar manşet hariç alacağım. Kol boyunu alırken ölçüyorum kol boyunu. Manşet hariç kol boyum 55 santim. Manşet hariç. Ve bu kol boyunu çok kısa buldum. Çünkü manşet de çok şey. Biz bunu 56 yapalım. Manşetin yüksekliği de az çünkü. Biz bunu 56 yapalım. 56 yaptım. 56. Manşetin yüksekliği de çünkü çok az. Şuradan da tekrar bir dikkat alıyorum arkadaşlar. Ve bıraktım. Buraya kol ağzını çalışacağım. Şuraya da kol kavisimi çalışacağım. Fakat kol kavisimi çalışmak için şurada bir kol kapı, kol düşüklüğü ölçüsüne ihtiyacım var. Bunu da nasıl buluyorum? Önce numunemin üzerinde pazuya bakacağım. Pazunun ölçüsü ne kadar? Onu ölçeceğim. Pazu dediğim yer şurası arkadaşlar. Bakın. Pazu dediğim yer burası, tamam mı? Şurası pazu. Şimdi pazuyu ölçeceğim. Bunun pozusu çok dar. Ben de giydiğimde biraz sıkıyor. Burada pozu 16 ama ben bunu 17 yapacağım. 17 yapacağım. Kol boyunu aldım. 17 santim olan pozumu aldım. Bir 17 de alttan aldım. Bakın 17. Önce bir kare oluşturup sonra kol ağzımı yerleştireceğim. Ne yaptım? Yine kol boyunu aldım. Pozu genişliğini aldım. Bir kare oluşturdum kendime. Ve bıraktım. 17 santim pozuyu aldım. Numunede pozu 16 idi ama dar geliyor beni sıktığı için 17 yaptım. Kol boyumu aldım. Kol boyumu alırken nasıl aldım? Manşet hariç aldım. Şimdi şurada kol kavisini çalışmak için
Şurada bir kol kapı, kol düşüklüğüne ihtiyacım var. Kol kapı, kol düşüklüğü demek yani aynı yola çıkıyor arkadaşlar. Onu da nasıl buluyorum? Arka kol evi bedende çevremi ölçtüm. Bakın. Arka kol evimin şurası önün hakkı değil mi? Dönecek burası. Bu önün hakkı dönecek. Şurayı ölçtüm. Dikiş paysız ama. Bakın içeriden ana hattan ölçtüm. 22,5. Bunun eksi biri ne yapar? 21,5 yapar. Kol kapını da ben böyle buluyorum. Ölçtüm. Eksi biri olan 21,5'u burada buluyorum. Bakın 21,5'u buldum. 21,5'u bulduktan sonra şöyle çapraz bir şekilde 21,5'u arka kol evi ölçümü ölçtüm. Çevremi bedende ölçtüm. Eksi 1 olan 21,5'u buldum. Buraya tekrar kendime yardımcı bir çizgi attım. Şurası artık pozu biliyorsunuz. Burası pozu. Pozu 17 santim. Buraya kadar tamam. Bunu yaptıktan sonra bakın çok basit pratik bir kol anlatıyorum. Şu arka belini elime alıyorum. Arka belini. Dikiş payı ya da paysız hiç fark etmez. Beni burada ilgilendiren şuradaki kavisin birbirine yansıması, oturması yani. Bunu getiriyorum. Bakın arkadaşlar. Şöyle göz kararı belli bir yere kadar bunu şu şekilde çiziyorum. Belli bir yere kadar çizdim. Sonra kolumu çizeceğim. Bakın. Yine elimle devam ediyorum. Bakın kolumu çizeceğim. Şuraya geldim. Kolumu çizdim. Ve devam ediyorum. Şurada şu kavise yakın bir şey kavis yapacağım ki kol bedenime otursun. Evet ölçtüm. Şimdi burayı ölçüyorum. Çizdik ve ölçüyoruz. Bakalım kaç santim geliyor. ...23 santim geldi arkadaşlar. Oysa ki ben bunun 23 değil de 23,5 gelmesini istiyorum. Yani benim arka kol evi çevrem 22,5. Ben size bunu bir 6-7 milim daha büyük yapmak istiyorum ki kol rahat takılsın. Çünkü bunu kolu bedene takarken biraz kestiriyoruz. Onu da bakın nasıl yapacağım. Şu kırmızıyla çizeceğim ki daha iyi anlaşılsın diye. Bakın buradan geliyorum. Geldim. Ne yapıyorum? Şurayı biraz daha düşüyorum. Ölçü kazanmak için. Şimdi ölçeceğim. Tekrar. Bakalım kaç santim olmuş. Mezurumu dik tuttum. Ve ölçmeye başladım. Tam 24 geldi. Güzel. Biraz büyük olsun. Buraya kadar tamam. Şimdi sıra geldi kol ağzına. Kol ağzını şöyle hesaplıyorum. Arkadaşlar, şimdi bu kapalıyken önce bir kol ucuna bakalım kaç santimmiş. Yani ilik düğmeleri üst üste. Hemen bakalım kol ağzımız kaç santim. Yarıda kol ağzım manşette arkadaşlar 10 santim. Bütün turda 20. Onu hemen not alalım. Tüm tur kol ucu 20 santim bölü 2 ne yapar? 10 santim yapar. Peki bedene ne yapacağız? Şimdi bunu nasıl yansıtacağız? Ve şurada bakın üst üste binme payı var. Bakın burada üst üste binme payı var. Hemen getirip bu üst üste binme payının da ne kadar olduğunu ölçüyorum. Tahmin ediyorum 2 santimdir. Ki 2 santim. Bakın alttaki dil payını ölçüyorum. Bunu kaldırıyorum. Alttaki dil payını ölçüyorum. 2 santim. Bunu da not alıyorum. 2 santim. Bir de burada pili olduğunu görüyorum. Bakın bir adet pili var. Fakat bu numunede bu pili o kadar geniş çalışmış ki bunu çok anlamsız buldum. Bu kalıbı da kullanmayı düşünüyorum. Ben bu piliyi şöyle mezurumu pilin içine sokuyorum. Bakın nereden baksanız pili 3,5 santim. 3,5. Çok geniş, çok fazla. Bakın mezuram içinde 3,5 santim. Gerek yok. Ben bunu 2 santim yapacağım. 2 santimde pili, pili. Şimdi ne oldu? Bakın bunu hesaplarken nasıl hesaplıyorum? Şurayı anlatıyorum. Bütün turda
Kol ucum 20. Yarıda ne yaptı? 10. Bakın 20. Yarıda ne yaptı? 10. Hesaplıyorum. 10. Sıra geldi pilye. Pilim kaç santim? 2. Değil mi pilim? Yarısı, çünkü yarısını buraya taşıyacağım. Artı bir de pili. Çünkü 1 santimi de karşı tarafa geçecek. 11. Bir de bunun üst üste binme payı var. Ya da hiç böyle yapmayın. Bir dakika, kafanızı hiç karıştırmayın. Bir saniye. Böyle kafa karışacak. Şöyle yapalım. Bütün turda kol ucum 20. Bütün turda. Manşetim 20. Bu benim manşet ölçüm. 20 santim bütün turda. Artı 2 de pili payım var. Tamam mı? Artı 2 de pili. Artı 2 de üst üste binme. Üst üste binme şu yani. İlik düğme payım. Bakın. Şu üst üste binme payım. Bunların önce bir hepsini toplayalım. 20 bütün turda kol manşet ölçüm. Artı 2 de pili 22. Artı 2 de üst üste binme ne yapar? 24 yapar. Hemen 24'ü böleceksiniz 2'ye. Ne yaptı? 12. Demek ki benim burada yapmam gereken kol ucum 12 santim. Tamam mı arkadaşlar? Burayı şimdi geleceğim, bu 12 santimi burayla birleştireceğim. Bakın şu yeni yaptığım kırmızıyla birleştireceğim. Çünkü benim biraz ölçü ihtiyacım vardı, aşağıya düştüm. Geldim. Evet, buraya kadar tamam. Birer santimde dikiş payı verelim hemen. Dikiş payı veriyorum birer santim. Bunu biraz elimle hızlı hızlı vereceğim ki zamandan kazanalım. Kesiyorum. Şimdi kol ortasına da bir çıt attım ve bıraktım. Şimdi arkadaşlar, kol kalıbımı açtığım zaman şurada hafif bir şişlik var. Bakın gözle görülüyor. Bunu hemen alıyorum. Kalıbımı revize ediyorum. Düzenliyorum. Katlayıp tekrar kesiyorum. Çünkü orada gözümü tırmalayan. Kolumu zaten açtığınız zaman göreceksiniz bunu. Sizi rahatsız eden bir duruş olacak. Bakın daha güzel bir kavisi oldu. Şimdi burada bu kolun biri ön, biri arka olacak. Neden? Bunu bir güzel anlatmak istiyorum. Benim arka kol evi çevrem 22,5'tu. Arka kol evi çevrem 22,5'tu. Ön kol çevrem de 23'tü. Arada yarım santim fark var. O yarım santim farkı benim kazanmam lazım. Şimdi bunlar eşit değil mi? Şu an ben bu kolu tamamen arkaya göre yaptım. Şu şekilde göstereyim. Bakın. Bir de arkadaşlar, neden bu arkaya gelip burada hani çizdim ya, bakın bunlar birbirine otursun diye, şöyle göstereyim, potluk yapmasın, otursun diye kolu taklattırdım. Bakın dikiyor gibi yapıyorum, şu şekilde göstereyim size. Zaten biz bunu daha önce, ben de overlockçuluk yaptığım için biliyorum, şurada kolu bedene takarken bir yarım santim kestiriyoruz arkadaşlar ister istemez. Bakın şurada bir yarım santim dışarıda kalıyor, o yüzden ben kolu biraz büyük yaptım. Bakın bunu şu an dikiyor gibi. Bakın nasıl güzel oturuyor. Bakın üst üste oturuyor. Geldim. Dikiyor gibi yaptım. Bakın tak buraya geldi, oturdu. Gördünüz mü? Tam omuz hattıma geldi bu kol, oturdu. Fakat önde benim bir yarım santime daha ihtiyacım var. Ne yapıyorum? Bunu açarsınız. Kol kalıbını. Geçenlerde bir tane arkadaşımız sordu bana. DM'den mi yazdı? Yok, YouTube'dan yazmıştı. Buradaki bakın hafif bir oyma yapıyoruz. Bu oymayı yapma sebebimiz buradan biraz ölçü kazanmak. Şimdi burada hafif bir oyma yapacağım. Geldim. Bakın. Oyma yapıyorum. Şimdi ben burada yarım santim kazandım. Şimdi bu kolum benim, şu kol.
arkaya göre iken burası da artık öne göre oldu. Bunu oyma sebebimiz bu arkadaşlar. Burası ön oldu, burası da arka oldu. Şimdi bunu diken arkadaşların karıştırmamız için hemen şunu yaparsınız. Bakın, oydum. Neden buradan ölçü kazandım? Çünkü bakın kavisim daha fazla. Şunu yaparsınız. Şimdi bu ön. Bu kol gelecek, buna dikilecek. Şöyle. Şunu yapacaksınız. Önle arka kolu karıştırmamaları için bunu üst üste koyacaksınız. Şöyle herhangi bir yerinden çıt atacaksınız ki önle arka kolu karıştırmasınlar. Tamam mı arkadaşlar? Bu çok önemli. Artık bu kalıpları karıştırmazlar. Ve dikiş talimatına da şunu yazacaksınız. Çıtlı taraf ön kol diye mutlaka belirteceksiniz. Zaten bunu fasoncu arkadaşlarımız da biliyor. Dikenler de biliyor ama siz yine de mutlaka notlarınızı alın. Şimdi sıra geldi. Pili çizelim. Bakın arka kolu çevirdim. Arka kolu çevirdim. İşimi de çevirdim. Zaten pil payı kolumun içinde. İşimi de çevirdim. Bakın pili tam şöyle göstereyim. Pili şu pili tam katın olduğu yerde bu tarafa doğru bakıyor. O zaman ben ne yapacağım? Hemen şöyle hareket yapacağım. 1 santim buraya, 1 santim de buraya, bakın 1 santim öne, 1 santim de arkaya. Şu da pilinin tam ortası. Buralara çıt atacaksınız. Şöyle göstereyim. Buraya ve buraya çıt atacaksınız. Yani bunun anlamı şu. Buradan buraya pili dikeceksin. Talimatı veriyorsun, tamam mı arkadaşlar? Bu çıtı al, buraya dik. Burada pili var, talimatı veriyorsunuz. Peki, bunu yaptık. Arkadaki şu işlemi nasıl yapacağız? Onu da ben göstereyim. Bakın. Şunu nasıl yapacağınızı anlatıyorum. Buraya geldim. Bunun şurada kaç santim bir bakalım. Kaç santim olduğuna bakalım hemen. Şuraya kadar kaç santimmiş bakalım. 4 santim. Şuraya kadar. Ben de geliyorum buradan hemen bir 4 santim alıyorum. Bakın. 4-4,5 alıyorum. 4'ü az buldum. Ben 4,5 alacağım. Buraya da hemen şu şekilde arka kol ya çizersiniz. Bunu işaretini yaptınız. Tamam mı arkadaşlar? Buraya da bir çıt atarsınız. Sakın bunu kesmeye kalkışmayın. Hani şeyde nasıl diyeyim? Ya bunu atölyeciler ayarlayacak.